you <smart noise> İyi mutlu sabahlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. BİN Spor Stüdyoları'na 27 Ağustos Cuma günündeyiz ve Uğur mekele birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Programımıza bugünkü manşete. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Spor gündemi açısından bayağı yoğun bir geceyi geride bıraktık. Hem maçlar vardı, hem kurallar vardı. Dünya kadar ödüller dağıtıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar tatmin ettiği bilmiyorum. Transfer söylentileri Avrupa'da biraz daha alevlendi. Cristiano ve Ember Ronaldo. İki dev. Evet. Gerçekten galiba sezonun en hareketli akşamı olabilir. Hakikaten çok. Yılın çok, en hareketli akşamı. E, nasıl diyeyim hareketli nereye bakacağımızı şaşırdığımız bir spor gecesi oldu değerli izleyenler. Şimdi başlayalım hemen ilk olarak. Helsinki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff maçı Helsinki Fener ikinci maçı Helsinki Fenerbahçe ile başlıyoruz. Hürriyet gazetesi diyor ki şahane Fenerbahçe ama tabii Fenerbahçe'yi Enner Valencia'ya göndermede bulunarak e, Fenerbahçe yazmış. Diyor ki 1-0'ın rövanşında ilk 14 dakikada Enner Valencia'nın golleriyle rahatlayan Sarı Lacivertliler'de Ekvatorlu Yıldız 52'de kaleciyi 3. kez avladı. Uzatmalarda genç Fatih Yiğit ve Peltoların kendi kalesine attığı gollerle Fenerbahçe farka koştu. Ruke ve Riku'nun golleri ise Helsinki'ye teselli oldu. Onlar kardeş herhalde değil mi? Evet kardeş. Rupe Riski ve Rupe Riku Riski. Rupe olan ve daha iyi olan Rupe Riski ilk golü ata. Bayağı üst düzey bir oyuncu aslında. Süper Lig'inde dikkatini çekmiştir. Dün Helsinki'de Ruperiski, Randers'ta da Kehin de gelecekte buralardan yolu geçebilir iki iyi oyuncu. Bu arada Uğur Bey maçı konuşuyoruz ama az önce ekranlarda son dakika gelişmesi olarak yansımıştı. E, paralimpik olimpiyat oyunları başladı biliyorsunuz e, bu hafta. Ve sporcumuz milli sporcumuz Recep Çiftçi judoda 60 kiloda bronz madalya kazanarak ülkemize paralimpik oyunlarında ilk madalyasını kazandırmış oldu. Tebrik edelim buradan. Hakikaten çok büyük başarı göğsümüzü kabartan tıpkı diğer sporcularımız gibi göğsümüzü kabartan bir başarı. Buradan sevgilerimizi selamlarımızı saygılarımızı gönderelim ve başarısını tebrik edelim. Devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Şahane Fenerbahçe okumuştuk. 5-2 kazandığını vurguluyor Fenerbahçe'nin. Sabah gazetesi Avrupalı çok fiyakalı demiş. Valencia hat-trick yaptı. Genç yıldızlar farkı getirdi. Fenerbahçe adını UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırdı. Helsinki'ye 1-0'ın avantajıyla giden Kanarya 3 dakikada 2 gol atıp rakibini üçleyen Ekvatorlu Yıldız ile rahatladı. Rakip 2 golle farkı indirdi ama önce genç Fatih ardından Muhammed'in şutunda Peltola'nın kendi kalesine golü skoru ilan etti. Kura çekimi bugün saat 13'te demiş ve onu da konuşacağız. Rakipler torbalar teker teker yazmış gazete. Şuradan bakayım başka ee, yok geçebiliriz bir sonraki sayfa. Fin Kralı Valencia. Foto Maç gazetesinin başlığı. Yıldız futbolcu tartışmasız gecenin adamıydı. Ekvatorlu oyuncu dün gol şov yaptı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Üç kez rakip ağları sarstı. Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı. Jeneriklik goller demiş. Bu arada sen neymişsin Nazım Sangar ediyor gazete. Geçtiğimiz sezon geldiği Fenerbahçe'de belli dönemlerde eleştirilen isimlerden biri olan Nazım Sangare, Helsinki'de yıldızlaşan futbolculardandı. Valencia'nın 11. dakikadaki golünde herkes top çıktı düşüncesiyle durakladığı anda müthiş bir depar atan Sangare takım arkadaşına golü attırdı. 27 yaşındaki oyuncu Valencia'nın son golünde de yine asisti yapan isimdi. Valencia yıktı geçti. Fanatik gazetesinin başlığı Fenerbahçe forvetsiz çıktığı Kadıköy'deki ilk maçta Helsinki karşısında pozisyona girmekte zorlanmıştı. Rövanşta Valencia ilk 11'de sahaya çıktı. İlk 12 dakikada 2 gol attı. Ekvatorlu Yıldız 52'de bir kez daha ağları sarsıp hat-trick yaparak takımını zafere taşıdı. Gecenin yıldızı Valencia karşılaşma sonrasında Gruplara kaldığımız ve bu kulüpte ilk kez hat-trick yaptığım için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederim. Gerçekten büyük bir takım ruhu sergiliyoruz. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bu kulübün uzun zamandır şampiyon olmadığını biliyoruz. Taraftarımıza sezon sonunda bunu armağan etmek istiyoruz. Attığım goller içinde en çok üçüncüsünü beğendim. Demiş. Valencia. Öne çıkan başlıkları okuduk. Fenerbahçe'nin deplasmandaki 5-2'lik galibiyetinin ardından. Şimdi Uğur Beyciğim ilk maçı hatırlayalım. Bir de ikinci maçı dün akşamı düşünelim. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. İlk maçta niye bu kadar zorlandıklarını anlamak mümkün değil. Rakibi ne denir buna? Sürkles ettiler. Yani yok oldu gitti gibi. Doğru. Hiçbir oyunun hiçbir anında neredeyse varlık gösteremediler. Galatasaray maçını biraz ayrı koyalım. Ama Fenerbahçe maçı hiçbir neredeyse şöyle düşünüyorum. Bakıyorum notlara da bakalım. Yani neredeyse hiçbir anda ciddi manada varlık gösterememişler. Fenerbahçe istediği gibi top oynadı. Nazım Sangari'nin tabii ki oradaki performansı, o deparı muazzam bir işti. Valencia'da hakikaten şov yaptı. Aynen öyle. Sadece şimdi bir stoper, tabii, şey özür dilerim, santrafor değil Valencia. Kesinlikle. Ee, şimdi tabii bizim bu sezon Avrupa Kupası'ndaki hemen hemen tüm rakiplerimiz e, sezonun katmanı açısından bizim önümüzdelerdi. İşte HJK takımı 17 maç oynamış ligde. Kendi liginde açık ara lider. Doğal olarak bir sezon ortası fiziksel seviyesi konumunda veya hazırlık seviyesi konumunda. İşte Randers, Kopenhag kendi liglerinde yanılmıyorsam 6 hafta oldu. Yine bir önceki tura dönersek Dinamo Batum 14. haftasında ligin. Molde yine belli bir seviyeye gelmişti. Bizse işte Lig başlamadan başladık ön eleme turlarına. Sonra şu anda sadece iki hafta tamamlandı. Bu transferin de tamamlanmaması anlamına geliyor. Fiziksel olarak da zirveye çıkmaman anlamına geliyor. Ama en önemlisi adaptasyon. Adap adaptasyon olarak da en üst seviyeye çıkmaman anlamına geliyor. Yani Fenerbahçe şu anda ideal 11'ini buldu mu? Ya da Galatasaray ideal 11'ini buldu mu? Sanırım buna evet demek biraz zor. Trabzonspor belki evet buldu. Trabzonspor ideal 11'ini buldu. Ama özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda ideal 11'lerini bulduğunu söylemek güç. Hala arayıştalar ve hala e, mükemmeli yakalamaya çalışıyor. O yüzden yani ilk maçtaki seviye ile ikinci maçtaki seviyenin bu kadar fark etmesi o yüzden arada bir tane lig maçı oynuyorsun. Biraz daha 11'ini buluyorsun. Biraz daha oyunlu buluyorsun. Hele Fenerbahçe özlerine bir de üçlü savunma dönüşümü söz konusu. Bu da kolay bir değişim, dönüşüm değil. Bütün bunlar tabii üç gün uzun bir süre oluyor. Ağustos ayındaysan Türk futbolu için. Ama muhtemelen Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da daha e, oturmuş, daha idealini bulmuş, daha 11'ini ezberden sayabildiğimiz oyununu idealize etmiş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş izleyeceğiz. Yani büyük planda sorunuzu böyle yanıtlayabilirim. Ama şeye gelirsek, mikro plana yani Fenerbahçe, Helsinki özeline gelirsek, tabii Fenerbahçe'nin Vitor Pereira ile bu sezon 7 hazırlık maçı artı 4 resmi maçta yaptığı önemli dönüşüm değişimlerden biri önde basmak istiyorlar. Özellikle rakibi birinci bölgesinden ikinci bölgesine geçişte zor durumları düşürmek istiyorlar. Dün bir istatistik vermiştik. Bilmiyorum arkadaşlar tekrar onu verme şansları var mı? İnstat'tan Süper Lig'in ikinci haftasında rakip yarı sahada en çok top kazanan takımlar. Hatırlarsınız Fenerbahçe hem en çok top kazanan takımdı ligde hem de bunların 24 tanesini rakip yarı sahada yapmıştı hafta sonu Lig'de Antalya Spor maçında. Pereira'nın Fenerbahçe'de yaratmak istediği dönüşümün en önemli departmanlarından bir tanesi önde baskı departmanı. Dün de Helsinki karşısında maça çok coşkulu, çok tutkulu, çok istekli bir önde baskıyla başladılar. Ve peş peşe toplar kazandılar. Zaten daha birinci dakikada Nazım Valencia'ya bir pozisyon yarattılar. Gore dönüşmedi. Ekrana geldi mi bu? İşte bu. Buyurun. Şimdi burada geri kazanılan toplar. Dikkat ederseniz Fenerbahçe'nin 24 tane rakip yarı sahada geri kazandığı top var Antalya Spor karşısında ve bu, bu kategoride Süper Lig'de liderdi hafta sonunda. Yani en önemli ustalığı, uzmanlığı Pereira döneminde rakip yarı sahada geri kazanma oldu. Nedir bu? Bir, hem önde baskı rakip oyun kurarken önde basarak onları zor duruma düşürme. İki, topu kaybettiğinde de Fenerbahçe hücumu tamamlayamadığında da orada kalabalık olma işte. Jurgen Klopp'la özdeşleşen, Nagelsmann'la özdeşleşen, Jupp Heynckes'le özdeşleşen Gegenpress, karşı pres fikri. Fenerbahçe dün bunu sezon başından beri en iyi Helsinki'de uyguladı. Bolton'a da uyguladı. Defalarca Helsinki oyun kurarken top kazandı. Defalarca kendi tamamlayamadığı hücumun ardından hızlı orada kalabalıklaştı ve top kazandı. Bu sayede de aslında zor maçı kolaylaştırdı. Çünkü niye zor? Yağış vardı, rüzgar vardı. Sis vardı maçın başında. Biraz böyle endişe verici gibiydi ama çok çabuk Valencia'nın ve Nazım'ın da bireysel performansla maç koptu. Maçı kolaylaştırdı diyebiliriz. Hani makro planda böyle ezletleyebiliriz Fenerbahçe'nin Helsinki karşısında yarattığı farkı. O zaman bir de olayın şu boyutu atılan gollerden, beceriden hepsini bir kenara bırakacak olursak bir de takım oyununa vurgu yapmamız lazım. Hakikaten senin çizdiğin çerçevede Fenerbahçe'de herkes, her bir oyuncu az çok rol değil herkes oyun içerisinde Eşit rolü var neredeyse. Herkes üzerine düşen rolü fazlasıyla yapıyor. Dolayısıyla dün tartışmıştı, hatırlayacaksın hani Mesut Özil'i oynatmak için biraz daha farklı bir sistem gerekiyor vesaire. Şimdi dün maçtan sonra hoca e, Vitor Pereira hoca şey demiş yani Mesut Özil tutkuyla oynuyor vesaire falan filan ama bence benim gördüğüm bir izleyici olarak ekrandan gördüğüm sanki çok mutlu değilmiş ya da tam istediklerini sahaya yansıtabiliyormuş gibi değil. Hocanın kararıdır bence de herkes saygı, benim kanaatim herkes saygı duymalı çünkü hoca bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyor. Şeyden bağımsız olarak, oyunculardan bağımsız olarak bir takım. Herkesin üzerinde düşen rolü oynadığı bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyor ve bu yolda da iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Evet. Bir oyuncu karması, bir oyuncu grubu değil, bir takım. Ekip bilinci, kolektivite öne çıkarmaya çalışıyor. Ee, bu konuda da iki e, dirayet noktası var. Pergel'in ayağını iki noktaya sabitlemiş. Birinci sabitlediği yer formasyon. Yani formasyondan asla ödün vermiyor. 3-4-2-1. Hiç değişmiyor. Oyuncular değişiyor, rakipler değişiyor. Neticeler değişiyor ama formasyon değişmiyor. Maç içinde de değiştirmiyor. 3-4-2-1'den hiç vazgeçmiyor. Demek ki artık bu sezon Fenerbahçe'nin dizilişi herhalde bu olacak anladığımız kadarıyla. 3-4-2-1. Bu da Mesut'un hani alışık olduğu rolden biraz daha farklı bir rol. 4-4-1-1 değil çünkü bu. 4-2-3-1 değil. Tek başına Santifu arkası oynamıyor. Santif arkasında iki oyuncu var. Evet. Dün sağda o sayı Samuel, solda Mesut gibi oynadılar. Bir tanesi bu Pergel'in ayağını sabitledi. İkinci sabitlediği yerde isimler e, ne olursa olsun çok kolay oyuncu değiştirebilmesi. Genç oyunculara çok kolay şans vermesi. Dün yine Mesut Muhammed değişikliği yaptı. Mesut hatta kenara gelirken çok mutlu gözükmüyordu. Ama bir önceki maçları atmışta yaptı bu değişikliği. Ligde de Muhammed'i başlattı. Bunu yapabiliyor rahatlıkla Pereira. Şimdi bu da beni 2015-16'ya götürüyor. Vito Pereira'nın ilk fena başlıyor. Bir defa çok daha baskın bir başkan figürü vardı. Bu başkan baskın değil demiyorum ama Aziz Yıldırım döneminde tek direktör olmak biraz daha zordu. Çünkü e, Yıldırım futboldan çok daha iyi anladığını düşünüyordu. Ve dolayısıyla zaman zaman zaten bunu açıkça ile getirdiğinde hatırlıyorum. Yani mesela Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe şampiyon yaptığı dönemde e, yönetimin ve yaptığı transferlerin daha etkili olduğunu düşünüyordu. Veya Ersun Yanal Fenerbahçe şampiyon yaptı, sonra Ersun Yanal'a devam etmedi. Veya Vitor Pereira sezonu açtı, Monaco'yu neredeyse eliyordu, Vitor Pereira'ya devam etmedi. Aziz Yıldırım'ın daha farklıydı e, futbol takımını yönetme biçimi, daha baskındı. Muhtemelen Pereira'nın da orada hareket alanını biraz kısıtlamıştır Aziz Yıldırım'da. Ali Koç'la çalışmak biraz daha farklı. Ali Koç tamamıyla futbol yönetimini tek direktöre bırakabilen zaten şey de yok. Sportif direktör de yok. Artık futbol yönetimi tamamen e, tek direktörün elinde gözüküyor. Birincisi, ikincisi de bir de Robin van Persie gerçeği vardı. 2015-16'da e, çok büyük beklentiyle gelmişti. Yanılmıyorsam da 5 milyon euro maaş vermişti. Robin van, Robin van Persie ki Türk futbolunun o maaşlarla tanıştığı dönem yani öyle maaşlar o zaman çok çok daha fantastikti. Robin van Persie de enteresan bir şekilde Pereira'nın otoritesini biraz zedeledi biraz tek törtülü kurumlu zedeye de evet büyük bir oyuncu. Tabii ki Robin van Persie'ye saygı duymak durumundasınız ama Vitor Pereira'ya da gerek sağ içine gerek sağ dışında çok fazla saygı göstermedi. Bir tane oyuncu değişikliği sırasında Pereira yaptığı jest ve mik var. Çok zor durumlara düşürdü onu. Bir iki tane daha antrenman e, iletişimleri, kötü iletişimleri söz konusuydu. Bu da sanırım Pereira'nın ilk fena döneminde yapmak istediklerini biraz %100 sağa yansıtamaması oldu. Tam soyunma odasına hakim olamaması tam sahaya hakim olamaması, tam istediği gibi yani bir hamur kıvamında Fenerbahçe istediği şekilde getirememesi anlamına geldi. Şimdi 2021-22 öyle değil. Yani 21-22'de takımın tek hakimi. Ne e, bir başkan var, onun sorumluluk ve yetki alanını paylaşan, ne de bir futbolcu var. Hani çok yüksek, güçlü bir figür. Hani Robin Van Persie'nin yaptıkları mesela Mesut Özil var burada güçlü figür ama Mesut Özil öyle değil. Mesut Özil rahatlıkla e, Pereira'nın kabul etmiş ve takım bir parçası olmayı başarmış bir oyuncu. Ama Van Persie öyle değildi. Van Persie bayağı zorluyordu koşulları, sınırları. Bu da Pereira'yı zor duruma düşürüyordu. Tahmin ediyorum bu noktada soyumu da sakin rolü var. Pereira'nın istediği gibi şekil verebilmesinde Fenerbahçe takımında. Peki Uğur Bey, şey, stoper ortada başladı. Gustavo. Nasıl buldunuz? Bu da önemli bir gelişme. Şimdi üçlü savunmanın göbeğinde oyunu iyi anlayan, iyi kuran, savunma yönetmeni tipinde bir oyuncuya ihtiyacınız var. Çünkü iki stoper değil. İki stoper hani bir tane şey belirler. E, kilit sözcük belirler. Mesela Denizli Sporlu El Saka vardı. Kızın ismini söylüyormuş yüksek sesle. Hemen partneri olan stoper anlıyor. Offside taktiği yapıyorlar. O onların arasında bir şifreymiş. İki kişi olunca biraz daha kolay. Ama üç kişi olunca alan genişliyor ya duymayabilirsiniz birbiriniz o kadar kolay. Dolayısıyla ortadaki oyuncunun daha iyi yönetme olması lazım. Daha iyi irade, hmm. e, irade göstermesi ve idare etmesi lazım. Offside çizgisini belirleme. Ayrıca oyun kurarken topun sürekli onunla buluşması ve tercih yapması lazım. Hep Chelsea'nin Conte ile kazandığı şampiyonluğu örnek veririm. John Terry ile olmadı. Üçlü savunma ki John Terry çok büyük bir figür. Ama David Luiz le oldu. Üçlü savunmanın merkezi kolay değildir. Onu sezon başından beri birçok oyuncu kullandı orada. Serdar Aziz kullandı. Salahi kullandı. Ee, son hafta Kim Minje'yi kullandı. Savunmanın merkezinde Kim Minje de iyi oynadı ama Avrupa'da oynama şansı yoktu bu maçta. Bu kez Luis Gustavo'yu kullandı. Gustavo'nun da böyle bir deneyimi var. Yanılmıyorsam Marsilya'nın en son Avrupa Ligi finali oynadığında 2017 olabilir. Marsilya arkadaşlara bakabilir. Marsilya Avrupa Ligi finali oynadığında Luis Gustavo stoperdi. Finalde yani. Kupa 2'nin finalinde stoper oynadı. Hatta partneri de yanılmıyorsam Adil Rami'ydi. Marsilya final oyununda. Ee, kime karşı? Atletico Madrid'e karşı mıydı? Savunmanın evet, göbeğinde oynamıştı. Yani Luis Gustavo'nun en üst seviyede bu deneyimleri var. Dolayısıyla dün de çok rahatlıkla savunma yönetmenliği yaptı. Böylece bir opsiyon da kazandırdı Pereira'ya. Zaten orta saha rotasyonu kalabalık. Artı oyuncu da almak istiyor. Morita'yı da almak istiyor. Luis Gustavo'yu savunmanın göbeğini denemek bence hem bu maç özelinde hem de sezonun genelinde Fenerbahçe'nin elini genişletmiştir. Bir opsiyon daha kazandırmıştır. Bazen Kim Minca'yı kullanırsın savunma güveninde. Bazen Luis Gustavo'yu kullanırsın. E, ayağı iyi, oyunu iyi kuruyor. Yönetmen özelliği var, lider özelliği var. Ara ara kaptanlık bandını veriyorsun. Pekala libero rolü de verebilirsin. Bu bir libero rolü. 80'lerdeki libero rolü. Fenerbahçe neredeyse yaptığı her atakta tehlike yarattı. Özellikle savunma arkasına atılan her top... Helsinki Kalesi'nde tehlike oldu. Ee, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve dün akşam da yine genç Fatih. kardeşlerimizden Fatih Yiğit Şanlı Türk sağdaydı. Ee, oyuna girdikten sonra yine savunma arkasına atılan bir top ve bir o da güzel kendi eksen etrafında dönerek vurdu. Ee, güzel bir gol attı ve Fenerbahçe 5-2 kazandı. Dedi ki ilk maçtaki zorlanan Fenerbahçe ile dün akşam hiç zorlanmadan kazanan Fenerbahçe hakikaten çok acayip. Niye? insan şunu düşünüyor niye ilk maçta bu kadar zorlandık diye. E ee, seni söylediğin için nasıl cevabı var. Senin... Savunma arkasına atılan toplar diyorsun ya. Evet. O zaman atamıyorsun. en 3'teki. Savunma arkasına top atman için orada bir santrafor olması lazım. Valencia'nın da ekstra becerili, ekstra istekli, ekstra ee, formda olduğunu belirtelim. Zaten ee, hani Valencia santraforlar içerisinde ya da takım oyunu içerisinde dripling yapan, şutu olan, duvar olabilen, pas yapabilen bunların hepsini bir arada yapabilen diğer rotasyonu düşünüyorum. Herhalde tek hoca desem haksızlık etmiş olmayacağız değil mi? Komple. Düşündüm komple yani. futbol. En komplesi Valencia. Ya çünkü Santif arkası oynayabilecek özellikler var. Kanat oynayabilecek özellikler var. Ek, Ekvador milli takımının kaptanlığını yapan, kariyeri boyunca lider oyuncu olmuş, rekor düzeyde milli takım forması giymiş, gol atmış. Eee Meksika Ligi'nden geliyor. Fena Birlik değil Meksika Ligi. Orada da iyi sesler yaptı. Yani kendi kıtasının iyi ligi Meksika Ligi. Son derece güçlü bir kariyeri olan lider özellikle. Ee, oynadığında da takım içinde saygı duyulan, bu saygıyı da hak eden bir oyuncu. Dün de bir kez daha hak etti bu saygıyı. Yani gerçekten sen orta saha oyuncusu olsan Fenerbahçe'de, hani en uçta Samat da olduğunda mı rahat atarsın o araya uzun topları, Valencia olduğunda mı? E, elbette Valencia oldu. O, yüzden işte oyunu değiştiriyor. Anlatmaya çalıştığım o. Yani aynı oyunu mesela Fenerbahçe Samatta ile niye oynayamıyor diye bazen kafamız karışıyor ya. Ya sen Sosa olsan, Luis Gustavo olsan 20 metre, 25 metre uzun metraj top atacaksın. Stoperle orada mücadele edecek. Samatta'yı görüyorsun. Bir düşünüyorsun. Samatta acaba bu topu tutabilir mi, saklayabilir mi? Valencia olunca daha güvenli atıyorsun. Peki Hemen bir bağlantılı soru. Dün akşam Valencia biraz daha boş, daha rahat, daha boş alan buldu diyebilir miyiz Helsinki maçında? Bulabilir. Samatta'nın oynadığı karşılaşmaya oranla. Bulabilir doğru çünkü Antalya Spor daha serttir, daha kuvvetlidir. Da, bu lig daha farklı kabul ediyorum Finlandiya'yı. Biraz daha değil bu lig. çok özür dilerim. 39. dakikada Mesut'a savunma arkasına attığı topu hatırlıyor musun? Tek pas. Böyle bir şey yok. Tek pasla cadde pozisyona soktu takımı. Sonra gidip kendisi kafa atacaktı. Biraz geride kaldı. Savunma girdi. Hemen arkasından kırkta bir daha. Mesut da çok güzel orta yaptı. iki tane nefis kesti. Cezası Aynen öyle. Tabii Helsinki belki Süper Lig'in orta sınıf takımları kadar zorlayıcı değil. Ama fiziksel seviyesi iyi. Yani ikili mücadelelerde sertler. Ayakta kalıyorlar. Tabii ki Süper Lig takımları defansif olarak daha organize. Haklısın. Defansif olarak biraz daha zorlayıcı. Samatta'nın işi belki Antalya maçı daha zordu. Ama tek maçta zaten yapmıyoruz ki bu analizi. Geçen sezon Elbette, artı bu tabii sezon. Ki. Yani yaklaşık bir buçuk sezon Samatta ve Valencia performansını kıyaslarsan Samatta'nın takımı öne taşıma, önde tutma konusunda çok marifetli olduğunu söylemek güç ama Valencia bunu yapıyor. Bir farklı tarzda bir oyuncu doğru. Herkesi ileriye taşıyor. Ya şimdi şeyi düşün. Gomis olduğunda Galatasaray'da. Yani herkesi ileri taşıyor adam. Ya yani bir Gomis olduğu zaman sadece bir Gomis değil. Arkasındaki adamın da performansı. Mario Gomez olduğunda Beşiktaş'ta ceza alanına gözü kapalı atıyorsun topu. Diyorsun ki Mario Gomez bir şekilde oraya ayağını kafasını sokar, sırtını sokar. Bir şekilde vurur o topa diyorsun. Ve adam vuruyor. Değişik şekillere giriyor falan. O topla bir şekilde buluşuyor. Şimdi Mario Gomez oğlunda mı ceza alanına daha rahat orta yaparsın? Güven Yalçın olduğunda mı? Yani. Bu güveni kategorize etmektir. Yanlış anlamasın. Genç oyuncu. Umarım bir gün o da Mario Gomez seviyesine gir ama Mario Gomez oğlunda daha farklı atıyorsun. Elbette. Şimdi Gomez gibi, Gomez gibi, Drogba gibi adamlar. Dikkat et. Onların olduğu dönemde diğer oyuncuların da seviyesi yükselmiştir. E tabi Herkes sana zaman kazandırıyor, sana alan kazandırıyor, sana mesafe kat ettiriyor. Yani bir Herşey. kişi yerine üç kişilik iş yapıyor. Evet. E, bu da 11'e 11, e 11 e oynamamış oluyorsun, 14'e 11 e oynamış oluyorsun doğal olarak. Çok basit bir denklem yani. Galatasaray şampiyon Valencia'da olmuştu. Valencia'da öyle bir performans yaptı dün akşam. Şampiyonluk maçında Sportoto Gomisligi diye manşet atmıştı. Yani bence o sezon Gomis ligiydi gerçekten. kesinlikle kadir. Biraz o konuyla ilgili Dominik etti yani o sezonu. İtiraz reaksiyon almıştım o taraftan ama öbür sezon gördük. Gomis'siz Galatasaray ne kadar değişiyor. Yani bir san özellikle santrfor çok önemli. Yani Süper Lig'de her ligde belki öyledir diyebilirsin ama ne bileyim Manchester City'nin santrfor belki kaderini çok etkilemez ama Süper Lig'de bir takımın iyi olması lazım üst üze iş yapması için. Son olarak taktik anlamında biraz daha ayrıntılı bakacak olursak Fenerbahçe dün akşam sıkıntı yaşamadı. Hani hep konuşuruz ya kanat bekleri vesaire. Enes'in evet. kimi zorlamadı yoksa Fenerbahçe Valencia ile birlikte doğruları çok rahat mı yaptı? Onu ben de düşündüm doğrusu dün izlerken. Çünkü Fenerbahçe'nin kanat bekine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum transfere. Evet. 3-4-2-1'i idealize etmek için sanki Nazım Ferdi... Samuel Ferdi falan tam olmuyor sanki. kafamı tam oturmuyor. Sanki bu bütün sezonu bu şekilde götüremezsin gibi geliyor. Hissiyatım Dünkü rol paylaşımları daha dengeliydi. Ama dün müthiş bir Nazım. Evet. Ee, özellikle birinci goldeki çabası olağanüstü yani. Herhalde akılda kalıcı bir iş olacak. O çizgiden çevirdi top. Valencia'nın tabii orada olması önemli. Birinci ve üçüncü gol. Düşünsene Valencia olmasa onlar gole dönüşmeyecekti büyük ihtimalle. Nazım asist yazmayacaktı. Üçüncü golde öndüre koşu, koşu yapıyor. Topuklu atıyor. Birinci golde alıyor dönüyor atıyor vuruyor filan. İki kişiyi tersi düşürüyor. Başka bir oyuncu olsa unutacaktık belki Nazım'ın o çabalarını. Dolayısıyla transferin bitimine dört gün kaldı. Yapabilirse Fenerbahçe sol kanat peki, sağ kanat peki transferi yine de yapmalı. Ama Nazım'a da büyük saygıyla yani takdir ediyorum dünkü performansı tabii ki. Bir son dakika daha Uğur Bey paralimpik oyunlarında milli haltercimiz Besra Duman kadınlar 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Az önce judoda Recep Çiftçi'yi anons etmiştik 60 kiloda bronz madalya sahibi oldu diye iki tane üst üste bronz şey, madalya haberi paylaşmış olduk. Bir kez daha tebrik edelim başarılarının devamını dileyelim futbolcularımızın ve teşekkür edelim bizleri bu şekilde güldürüp mutlu ettikleri için. Ee, şey, e şey, Hasınkı Fenerbahçe maçı değinmediğimiz bir noktası kaldı mı Uğur Bey? Şöyle Mesut'la tamamlayalım. Mesut Buyurun. parantezini açmıştın onu pas geçtim biraz. Ee, Mesut, İrfan ve Pelkas da gelecek. Bunu unutmamalı. Mesut'un pozisyonunda güçlü bir rekabet olacak mesela. Dün Mesut Samuel oynadı orada. Ondan sonra e, Mert Hakan sakatlıktan döndü, değil mi? Arda girdi, Doğru. Muhammed girdi. Şu an bunlar var. Bunun yanında İrfan'la Pelkas da gelecek. Dolayısıyla Mesut orada çok rekabetçi bir pozisyonda formayı katmaya çalışıyor. Böyle pası attım bana geri gelmedi. İstediğim top atılmadı. Pasın şiddeti iyi değil de mutsuz olmaya ve küsmeye hakkı yok. Yani gülümsemek de bu işin bir parçası. Diğer 10 arkadaşı canla başla koşturuyor. Müca... Evet. sanki o yapmıyormuş gibi değil de yani söylemeye çalıştığımız şey söze girerken başlarken söylediğimiz gibi. Herkes o bütünün doğru işleyen bir parçası olmaya çalışıyor. Bütün değil mi? Hocanın Bütün yapmaya çalıştığı biz. bu ve doğru yolda gidiyormuş gibi görünüyor şu ana kadar. Bu takım Mesut artı 10 değil. En kısa ifadesi bu oldu. Bravo. Mesut ve arkadaşları değil. Öyle olması gerektiğini söylüyorduk geçen sezon ilk geldiğinde. En sağlıklısının böyle olacağını. Geçen sezon kısmen oldu. Ama bu sezon bambaşka bir sistem, bambaşka bir model var. Ama vardı. bu bizim e, analiz hatamız değil. Bu Mesut'un gösterdiği performansla ilgili. Mesut öyle performans ortaya koymadı ki. Bu takım Mesut Artaon olsun. Gomis olsaydı veya Mario Gomez Mes Gomis Artaon diyorduk. Daha sezonun başındayız elbette. Ee, hani izleyicimiz de zaten aynı şeyi vurgu yapmış. Talat Bey, Talat Karadeveci. Sezon sonunda şampiyonu gelir mi bilmiyorum ama Ali Koç'un ilk geldiğinde vaat ettiği genç Fenerbahçe'yi kurabilecek adam Pereira mı acaba diye düşünmeye başladım. Şaşırtıcı demiş. Ya Şaşırtıcı kısmını elbette bir kenara bırakacak olursak herkese düşündürüyor bunu işte. Bunu Mesut'un da eğer ki varsa bir mutsuzluğu, bir huzursuzluğu her neyse onun da bir düşünmesi lazım. Ama geçen sezonki transfer politikası da başarılı değil mi? Şimdi onun da hakkında geçen dün sahaya çıkan Fenerbahçe 11'inde bakıyorum. Bu sezon edilen oyuncu sayısı kaç biliyor musun? İlk 11'de 0. mi? 0. 0. Yani bu takımı tamam Pereira şekil veriyor ama Pereira kurmadı. Bu oyuncunun önemli bir kısmı geçen sezon transferdi, bu sezon değil. Fenerbahçe'nin geçen sezonki transfer politikası da başarılı yani. Dediğimiz gibi izleyicimizin de söylediği gibi en üst sezonun başındayız ama bu bu e, şeyi düşündürüyor e, Vitor Pereira. Bu duyguyu veriyor izleyiciye. Genç kardeşimiz e, Fatih Yiğit Şanlı Türk'ten de bahsettik. Golünü de attı. E, 90 artı birinci dakikada. Fenerbahçe'nin rahatlıkla kazandığı bir karşılaşma oldu. Bugün de kurallar çekecek. Galatasaray'ı da konuşalım. E, ondan sonra torbalara bakarız UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray. E, ha pardon çok özür dilerim. Şeye girmedik. Vitor Pereira hocanın basın toplantısına girmedik. Sevgili Recep hazırsa hemen onu girelim. Öyle gidelim şey. Buyurun izleyelim efendim. ki Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Ama iki şeyi vurgulamam gerektiğini düşünüyorum. Birincisi altyapımız. Çünkü bugün kulübeden gelen 3 oyuncumuz. Arda 16 yaşındaydı. Fatih 18 yaşındaydı. Mami 20 yaşındaydı. Aynı zamanda sahada 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay vardı. Gerçekten genç oyuncularımız çok güçlü, kaliteli ve karakterli bolcular. Ee, o yüzden altyapımızı tebrik etmek istiyorum. Ee, i̇kinci olarak da tecrübeli oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten kalitelerini ve karakterlerini sahip e, çok güzel bir takım ruhu sergilediler. Güçlü bir takım ruhu göster gösterdiler bugün. Bu yüzden gerçekten çok gururluyum. Aynı zamanda çok mutluyum. Çünkü Fenerbahçe taraftarının takımlarını grupta görmek haklarıydı diye düşünüyoruz. Aynı zamanda Valencia'yı da tebrik etmek istiyorum. Çünkü biz sakatlıktan çıktı ve sakatlıktan çıktıktan sonra böylesine bir maçta 3 gol attı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben kafasında ideal 11 olan bir teknik direktör değilim. Ben elindeki bütün futbolculara şans vermeye, onları oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Yaştan bağımsız olarak de söylüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar. Kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Çünkü biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler ama çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor. Tevazulu bir şekilde devam etmeleri gerekiyor çünkü hayatta her zaman mütevazı olmalısınız. Her gün yeni bir oyuncunun adını Fenerbahçe ile görüyorum. Bir veya iki oyuncunun ismi mutlaka her gün çıkıyor Fenerbahçe'de diye. Benim için önemli olan antrenman, çalışmak, kalite ve karakter bu oyuncularda bunu görmek isterim. Enerde de bunu görüyorum, diğer oyuncularımda da görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Kolay değil, üç günde bir maç yapıyoruz. Ama ben bu ruhu, güçlü takım ruhunu görmek istiyorum takımımda ona da na fazda Hoca altyapıya vurgu yapmış hakikaten genç oyuncular. Şunu hemen sorayım hızlıca çok da uzatmadan. Ee, geçmişte örneklerini gördük bunun. Çok büyük yetenek olacak, çok büyük beceri, çok büyük geleceği çok yüksek. Kulüp çok güzel oynayacak, çok büyük paralara satacak falan ama bir türlü olmadı. Olmadı, olmadı, başka takımlara, başka takımlara, başka takımlara, ligler aşağılara doğru gitti ve eninde sonunda oyuncuların isimleri bile birçoğunun e, hatırlanmıyor bugün. Gençler artık başka türlü mü bakıyor acaba olaya? Şimdi bakıyorum. Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de Avrupa arenasında oynuyorlar Süper Lig'de. Sahadalar. Formasının ağzında mı diyorlar? Ya da ya ben yeteneğimle her türlü olurum. Bitti mi? Sanki biraz daha farklı daha bakıyor çocuklar geliyor. da değişti. Özür dilerim. Gençler de değişti. Mi? Öyle mi? Ya şimdi ya Süper Lig'de istiyoruz? Süper Lig'de kabaca kaç oyuncu var? 20 takım 500 oyuncu diyelim. 25'er er evet. oyuncudan kabaca 500 oyuncu. Bunlar kabaca 20 ile 35 yaş arası olsalar 15-16 tane e, yaş var. 500'ü 15'e bölersen her yaştan 33-35 tane oyuncu var yani. Yani her yıl Süper Lig'e sadece 33-35 tane oyuncu gelebiliyor. Yetişen her oyuncunun zaten bu seviyeye gelme şansı yok. Zaten büyük bir rekabet var. Hepsinden böyle bir şey beklemek de mümkün değil. Yani dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin altyapısından her sene kaç oyuncu? 20-25 oyuncu mu yukarıya çıkmaya çalışıyor? Yani üzgünüm bunların biri ya çıkacak ya çıkmayacak. Bunun farkında olmalılar. Veya Süper Lig'de onlar için sadece 30-35 tane yer var her yaş grubu için. Bu matematiğin farkında olurlarsa zaten daha gerçekçi hayaller kurarlar. Ben de her sezon alt yapıdan zaten oyuncu çıkmasını bekleyemezsin. Yani bunu Ajax'a bekleyemez. Dünyanın en iyi alt organizasyonlarından biri olmasına rağmen. Porto'ya da Benfica'da bekleyemez. Her yıl altyapıdan bir oyuncu çıkarabiliyorsan, iki yılda bir oyuncu çıkarabiliyorsan zaten bu başarıdır. Hedef bu olmalı. Fenerbahçe'nin şu anda yürüdüğü rota doğru gibi görünüyor. Doğru gibi görünüyor. Aynen öyle. Değerli izleyenler dün akşam sahaya çıkan bir diğer temsilcimiz Galatasaray Renders maçı ile devam edeceğiz ama önce bir aramız var. Ardından hem gazete başlıklarıyla hem de Bey'in yorumlarıyla karşınızda olacağız. Galatasaray 2-1 galip geldi dedik. Renders karşısında Hürriyet gazetesinin başlığı Aslan Avrupa'ya devam dedi. Galatasaray ve Renders'ı eleyip UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. İlk maçta 1-1 bir bir berabere kaldığı Danimarka ekibini 11. dakikada Ego ile bulduğu şık, özür dilerim, şok golle geriye düşen Galatasaray sonrasında rakip kalede amansız bir baskı kurdu. 48'de Van Anholt'un gerçekten şık golüyle o nasıl bir vuruştu hakikaten Şık golüyle skoru eşitleyen Galatasaray 59'da Lavenborg'un kendi kalesine attığı golle turladı demiş Hürriyet gazetesi. Bu arada üstte de 8 artı 3'ü anlamaya çalışıyoruz. Yine Fatih Hoca'nın Fatih Terim Renders maçı sonrası yaptığı değerlendirmede Süper Lig'de e uygulanan yabancı kuralını eleştirdi demiş. Aslan pes etmedi, söktü aldı. Sabah gazetesinin başlığı Galatasaray geriye düştüğü maçta Renders'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Birbirinin rövanşına tur için çıkan sarı kırmızılı ekip 11. dakikada Egon'un ağları bulan vur vuruşuyla büyük şok yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren Barış Alper Yılmaz coşkusu ve dinamizmiyle rakibi dağıttı. Van Anholtla eşitlik golü geldi. Sadece coşku ve dinamizm dememek lazım ona doğru işleri yaptığı için herhalde. Barış Alper Yılmaz ve arkadaşları da onu oyun sağladığı için diye belki daha doğru olacak. Üç kez direğe takılan Aslan, Ravan kendi alanı vurmasıyla zafere ulaştı. Bir sonraki sayfa Fanatik Gazetesi'nden. Barış girdi, böyle oldu. Aslan'ın birincilik ekibi Keçiören'den transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, Renders karşısındaki muhteşem geri dönüşün ateşleyicisi oldu. Genç Yıldız adayı ikinci yarının başında girdiği oyuna büyük bir dinamizm katarken galibiyet golünde de pay sahibi oldu. Demiş. Şimdi Bur Bey, maç başladı. Galatasaray pozisyonlar Kerem Aktürk öncülüğünde pozisyonlar zorlamaya başladı. 2-3 pozisyon buldu rakip kaydı. Sonra savunma arkasına bir top. Kehin de sağdan ortaladı. Ceza sahası içerisinde Ego yükseldi. Vurdu. Top yere çarptı. Gitti. Gol oldu. 1-0. 11. 11. dakika. Ya. 10 dakika boyunca Galatasaray bocaladı. O esnada yine şeyin baskı kurduğu e, Renders'ın baskı kurduğu bir bölüm. 20. dakikadan itibaren Galatasaray ipleri tamamen eline aldı. Üreticilik anlamında ikinci yarı kadar değildi. Ama oyunu Galatasaray oynadı ki kaçtı? 32. dakikada Cagne vurdu. Ki kolay, kolay bir pozisyon değildi. Ee, savunma kaleciyle karşı karşıya sağa çekti. Biraz fazla açıldı. Buna rağmen vurdu gitti. Direkten döndü. Ee, orada da birbiri yakalayabilirdi ee, Galatasaray Ama bütün hikaye herhalde ikinci yarının başında yazılmaya başlandı. Doğru. Gazetelerde yazıldığı gibi genç kardeşimiz Barış e, Barış'ın oyuna girmesiyle. Şimdi Kehinde ilk Alperya'da. maça başlamamıştı Randers'ta. Biraz da sürpriz oldu. Sonradan girmişti. Burada başladı. Ve ilk yarıda de, e, dengeyi bozan da Kehinde'nin o çevik hareketleri oldu. Yani dar alandaki çabukluğu olsun, geniş alandaki sürati olsun. Fanan da zor durumlara düşürdü. Fanan kötü bir ilk kere oynadı. Kehinde'ye karşı. Sol stoperde Alpaslan zaten golde çalımı yedi. Evet. Alpaslan Fanan ikilisi Kehinde'ye karşı zorlandılar. Önce onun altını çizmek lazım. Randerson bir de önde baskısını altın çizmek lazım ilk kere de. Yani Galatasaray'a karşı önde baskı yapan herkesin Galatasaray'ı zor duruma düşürmeye devam etmesi ne zaman çözecek bunu Galatasaray acaba? Yani yine önde baskı, yine Galatasaray'dan peş peşe top kayıpları ve yine pozisyonlar. Yani bir 8-9 milyon euroluk son derece sıradan bir takımda Galatasaray'ı bu kadar zor duruma düşürüyorsa bunu düşünmesi üzerine kafa yorması lazım Galatasaray. Çıkarken şey kaybedilen toplar. Evet. Çıkarken bu sorunları yaşamaya devam ediyor Galatasaray. Dün de yine bu sorunları yaşadı ama maçın yine belli bir noktasına itibaren Kehinde de sola geçti. O sola geçince Sasha Boy'u biraz daha onu yıprattı. Çünkü Boy'da da o gençlik ve dinamizm var. Biraz Kehinde'nin etkisi azaldı ki zaten yoruldu da yani. O kadar yüksek viteste oynayınca yorulması da normal. İkincisi de Galatasaray maçların başına bu savunma hatalarını yapıyor. Sonra Taylan'la Berkan yaklaşıyor. Feguli yaklaşıyor. Ve Galatasaray daha iyi oyun kurmaya başlıyor. Bunun üzerine kafa yormaları lazım. Yani Fatih Terim'in bizden çok daha iyi bilir tabii ki. Sporcuları da video izleyip ya bu geriden çıkışlarda niye bu hataları yapıyoruz? Nasıl çözebiliriz? Herhalde bunun üzerine kafa yormaları lazım. Dün de konuşmuştuk. Daha önceki günlerde de konuşmuştuk. Fegoli ortada başladı. Ortada ve başladı. Daha verimli oldu diye düşünüyorum. Bekliyorduk değil mi? Evet. Fegoli merkeze geçti. Kanatlarda Baba -Kerem oynadı. İlk yarı itibariyle, ikinci yarı itibariyle Barış. Fegoli'nin üç tane not aldım. İyi arapası var. 32'de o bahsettiğin Cagney'in direkten donan topu. Fegoli'nin harika arapası. Cagney direğe vurdu. 49'da Cagni bir daha karşı karşıya Kaleciyle kaldı karşı, hatırla. Karşı. karşı karşıya bomboş Calgary'nin üzerine vurdu. O da Fegüli'nin Arapası'ydı. Galatasaray'da bu işleri yapan başka oyuncu var mı? Yok. Şu anda yok evet. Yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın orta sahası çok dinamik. Çok yürekli çocuklar. Tertemiz çocuklar. Buna diyecek bir şey yok. Taylan Berkan. inanılmaz çalışıyorlar. Çok çalışkanlar. Milli takıma da katkı sağlayacaklar. Buna da şüphe yok. Ama sen büyük takımsın. Büyük takımsan sezonda oynayacağın 50 maçın 30'unda 35'inde yetenekli oyuncuya orta sahada ihtiyacın var. Hemen hemen hepsinde var ama 30'unda 35'inde çok var. Ve Feguli dün bir orta sahanın üstünde ne yapması gerektiğini gösterdi. O araya atılan toplar, hani Taylan zaman zaman yapıyor ama Taylan'ın ortalama pozisyonu çok önde değil, biraz geride. O yüzden Taylan uzun metraj yapmak zorunda bunu. o da kolay değil. Ama orta sahadan birinin, işte Çikaldao'nun yapmaya başlaması lazım. Bir kez yaptı ligde. Kerem'e. Birilerinin onu yapması lazım. Morutan gelince belki yapacak. Ama Fegoli dün gösterdi. Yapılması gerekeni gösterdi. Yani ortaya bir kılavuz koydu. Galatasaray'da orta saha oynuyorsan bu ara toplarını atman lazım. Bir de şöyle de bir gerçek var. Yani Cagni boyu 1.90 ama savunma arkası koşuları çok iyi yapıyor. Çok çok iyi yapıyor. Yani Cagni Premier Lig'den senin daha az önce VTR sırasında söylediğin gibi bambaşka bir Cagni olarak döndü. Cagney o kadar iyi yapıyor ki o koşları. Atman lazım. Cagney'in koşularının çoğu boşa gidiyor. Birilerinin araya otobu atması Üst üste lazım. Üst pozisyona girdi Galatasaray. Niye giriyor işte Cagney o koşuları yapabildiği evet. için? Şimdi Cagney kaçırdı. Kaçırması da bir şey. Çünkü o araya o koşuyu yapabiliyor. Eskiden yoktu. Evet. Çünkü offside'da kalmadan savunma arkasına o koşuyu yapabiliyor. O pası da Feguli atabiliyor. Birilerinin o pası atabilmesi, birilerinin o koşuyu yapabilmesi lazım. Dün onu gösterdi. Feguli ve Cagney. Büyük takım ne yapar? Savunma arkasına nasıl koşu yapar? Sonra ikinci yarı. Ha bu arada Fanan Oltum gördüğü sarı kart içinde Fanan alt golünü takdir edeceğim evet ama önce bir e, bayağı bir öfkelendim ona. Onu söylemek istiyorum. Gördüğü Tabii. sarı sarı kartta korkunç yani. Korkunç. Sonra kırmızı görebilirdi. Bir pozisyon hakem göstermedi. Neden gördü peki sarı kartı? İzin almadan sahaya girdiği için. Yani bunu kandıracağını mı düşünüyorsun? Yani orta hakem kalsa yardımcı hakem kandırır. Bir anda attı, attı herhalde kendini. Korkunç öyle sarı kart görülmez yani. Ben tek tek olsam cezalandırabilirim bu sarı kartı. Bile bile kart. yapmak mümkün değil öyle bir şey. Yani çok yanlış bir sarı çok kart. Sen şey. savunma oyuncususun. Savunma oyuncusu kartın cebinde oynuyorsun maçın kalan 50 dakikasında hatalıydı. Sonra ikinci yarı başladı. İkinci yarıyla beraber belli ki soyunma bir takım konuşmalar olmuş. Çok daha coşkulu, çok daha tutkulu bir takım çıktı sahaya. E Barış Alper Yılmaz bunun fişekleyicisiydi çünkü. Kerem sezon maçından beri çok iyi oynuyor. Her maç aynı seviyeyi koruyamazsın koruyamadı bu maçta da. Barış onu yaptı. Fırtına gibi sol taraftaki Koplin miydi? Koplini darmadağın etti. Zaten sonradan Koplin oyundan çıktı artık direnemedi Barış'a karşı. Her pozisyonda geçti, her pozisyonda merkeze oynadı ki sonunda hani e, bu yağmura kar dayanmaz mıydı? Bu sıcağa kar dayanmaz. Bu sıcağa kar dayanmaz. O sıcağa kar dayanmadı. Kendi kalelerini attılar ya. Yani o kadar çok pozisyon ettik evet. ki aslında Barış o kadar zorladı ki orayı en sonunda Laurent Borg kontrolsüz bir vuruş yaptı. Arkadaşlar çarptırıp golü attırdı ama gol geliyorum diyordu. Orada da Keçiören'den gelen ama Ümit Milli Takım'da zaten ne yapabileceğini çoktan göstermiş. Burada transfer olduğu zaman o günkü konuşmalarımızı hatırla. Bir Hırvatistan maçı oynamıştı Ümit Milli Takım'da. Yani Hırvatlar bizi darmadan etmişti ama Barış süper bir maç oynamıştı. O gün herkes zaten Barış'ın potansiyelini gördü. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray çabuk davrandı. Keçiören'den Barış Alper Yılmaz'ı aldı. Ümit Milli Takım teknik ekibini tebrik etmek lazım. Keçiören gücünü tebrik etmek lazım. Türk futboluna Barış Alper Yılmaz'ı kazandırdılar. İkinci yarıya ilişkin olarak şunu da hemen hızlıca söyleyelim. 48. dakikada Taylan Antalyalı sağ kanatta sah sahanın sağında ile topu kaptı ortaya verdi. Ortadan Babel ceza sahasına getirdi sola. Patrick Van Anolt hakikaten çok şık bir vuruşla. Fizik Kurallarına sanki evet. böyle zorlarmış gibi bir vuruşla dar açıdan golü yaptı. Santra ile birlikte Galatasaray tekrar pozisyona girdi. Fegüli'nin savunma arkası pası, Cagney'nin hakikaten muazzam koşusu vurdu. Kaleciden döndü. Aynı dakika içerisinde bir kez daha Galatasaray yüklendi topu. Aynı dakika 49. dakika içerisinde yine Cagney vurdu. Bu sefer yine direkten geldi. Cagney dün akşam çok... Ya yeteneklerini, becerisini tam manasıyla göstermeye başladı. Sağlam, güçlü bir oyuncu, becerili bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Bunları o tamamen göstermeye rağmen, başladı. Rağmen iyi, ya hakikaten Galatasaray'ın en muazzam transferi oldu diyebiliriz herhalde bu sezon için. Dolayısıyla şanssız bir geceydi Jagna adına ama ikinci yarıda özellikle Galatasaray adına işlerin doğru gittiği bir bölümdü diyelim. Süper bir saşa boyu vardı. Genç oyuncu gerçekten 20 yaşında çok iyi transfer. Tebrik ederim. Galatasaray arama tarama ekibini, Saşa Boyu transfer edenleri. Fana bir golü var, bir direkten döneni var. Yani neresinden tutacağını şaşırıyorsun. Yani bir sol bek için bir gol, bir direkten dönen evet. top çok iyi maç olmalı. Ama bir taraftan da ilk yarıda Kane de karşı çok zor durumlara düştü. Fana da hani yeteneklerini gösteriyor ama defansif olarak daha güvenilir olması lazım. Alpaslan ilk golde hatası var ama sonra çok yürekli oynadı. Alpaslan'ı tebrik etmek lazım. Feguli on numara gibi oynadı. Çok iyi katkı yaptı. Berkan yine sahanın iyilerinden. Berkan de. çok koşuyor. Çok yürekli. zaten. Çok çalışkan. Taylan da öyle. Yine Berkan hani terinin son damlasa kadar sahaya bıraktı. Galatasaray'ın bu sezon transfer politikasını şöyle bir değerlendirirsek hem genç hem de çabuk katkı veren oyuncular. Boyu'dan katkı aldılar çabuk. Berkan'dan çabuk katkı aldılar. Barış Alper Yılmaz'dan alıyorlar değil mi? Fananolt genç değil belki futbolunun olgunluk çağında ama İyi katkı veriyor. Ee, sonradan girenlere bakıyorum. Aytaç girdi 80'de. Evet, Aytaç'ı belki sakat. sayamayı zordu ama oynayamayan Nelson var. İyi bir ilk maç oynadı. Çıkaldı daha üzerine koyuyor. O zaman daha sayın bu seneki transfer politikasında hiç fena almadığını burada eklemek lazım. İyi gidiyorlar. Ee, şuna dikkat ettim. Oyunu topu sokarken ve geriden kurarken dün akşam top genelde şeyin ayağından çıktı. Luyendaman'ın ayağından çıktı. Çünkü baskı yapıyorlar Alparslan'a. Herkes biliyor artık Luyendaman'ın oyun kurma konusunda zafiyeti Ama Luyendaman'a baskı olarak. da e, tamam sen Alparslan'a baskı yapıyorsun da Luyendaman da rahat rahat kullandı topu. Aslında evet Alparslan'a baskı yapıyorsan Luyendaman'a top kazanmaya çalışman lazım. İlk yarının yarısında bunu başardılar. Ama sonra çok başaramadılar. Sonuçta kaliteleri belli, enerjileri belli. Yani taktik o ama. Dikkat et Galatasaray'da kimse Luyendaman'a baskı yapmıyor. Herkes Markao'yu yapıyordu. Ki, Şimdi ders sona ve Alparslan'a yapıyorlar ki Luyendam'a üzerine oyun kurusu. Orada Sasha Boy'un falan tabii daha uyanık olması, daha çabuk pozisyon alması, daha çabuk topu kazanması falan ama Sasha Boy de o işleri iyi yaptı. Yani 20 yaşında çok olgun. Ben nazar değmesin. Sasha Boy dün süper maç, maç oynadı. Ee, i̇yi gidiyor. İyi transfer gibi görünüyor. Maç sonunda değerli izleyenler, teknik direktör Fatih Terim neler söylemiş izleyelim. 10 dakika, 10. dakikada golledik. 10 dakikada kalemize de gol top gelmedi. 10 dakikada da iki tane gol pozisyonu bulduk. Tabii açıkçası ilk yarı içinde iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha en azından e, rakip sahada baya e, rakibi yaslayan artı e, gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandığımız doğrudur direkten dönen işte boş kaleye atamadığımız kaçırdığımız goller oldu ikinci yarıya Kerem Barış değişikliğiyle başladık Barış çizgiyi iyi kullanan özellikle birebir oyunlarda rakibin herhangi bir müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu Driplik adına konuşuyor. Oradan bizi bir hayli e, öne çıkardı varış. E, kaçırmaya devam ettik ama sonunda golü bulduk. Bulur bulmaz hemen ikinciyi kaçırdık. Hemen üçüncüyü kaçırdık. Derken golü de enteresan bir şekilde bulduk. O da işte benim hep ısrarla söylediğim konudan geliyor. Eğer siz hücum devamlılığını e, elinize alırsanız muhakkak ki rakibi atayazı zorlayacaksınız bir şekilde. Ya siz atacaksınız ya o atacak. Kendi kalesine en kötü ihtimal büyük hatalar yapacak. Sonuç itibariyle ne kaldı derseniz ikinci yarıda muhteşem bir oyun kaldı. Çok fazla gol pozisyonu kaldı. Galatasaray'ın turu geçmesi kaldı ama daha da önemlisi herhalde hem burada seyredenler hem ekran başında seyredenler çok güzel kalmışlardır. Ee, o kaldı diye düşünüyorum akıllarda. E şimdi bu çocuklar çok genç. Beklenen on numaradan çok fazla şeyi veremezse Belhanda kaldırabilir, onlar kaldıramaz. Şimdi ben de bu tehlikeyi sezdiğim için sezon sonunda bakacağım, kim hak ederse ona vereceğim dedim. On numarayı kaldırdım dedim. Ama arkadaşlarımızdan bir konuştuk. Belki bir sürpriz yapabiliriz dedik. On numarayı içeride birine vermek için. Yanlış anlaşılmasın. Halil ilk günden beri istiyoruz. Ee, benim de beklentilerim var tabii. Yani herkesin beklentisi var. İlk günden beri uğraşıyoruz. Ee, Aleni de söylüyoruz. Geç sonu vermeyeceklerini söylediler ama yine söylüyorum. Futbolda bir dakika sonra ne olacağı belli olmaz. Sonuna kadar bekleyeceğiz, bakacağız. Olursa olur, olmazsa başka bir şey düşünüyoruz. Başka oyuncularla ilişkideyiz. E, gidenler gelenler artık sonuna yaklaşıyoruz e, Tarihi kararlar verecek günler geliyor açıkçası bazen Onu da vereceğiz Ama bilsinler ki biz Hem ekonomik olarak Hem bir sonra düşünerek Hem bugünü düşünerek e, Çok çalışıyoruz ve de En doğrusunu yapmaya uğraşıyoruz Mustafa tabi e, çok iyi bir giriş yaptı. Sonra bir ufak sakatlık biraz e, durağan bir geçiş. E, Mustafa bizim tabi kıymet verdiğimiz kıymetliğimiz ama e, santriforların en büyük derdi, en büyük problemi daima gol. Bizim yapamayacağımız tedaviyi atacağı bir gol yapar. Bugün inanıyorum ki diğer üç kişiye o pozisyonda orta atmaması veya pas vermemesi, asist yapmamasının tek sebebi golle tanışma isteği. Çünkü santrforlar biraz bencildir, onun için golcüdür zaten. Bugün de o niyetle hareket etmiştir. Ama iyi bir Mustafa'yı inşallah göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da Ocak ayında karar vereceğiz. Yani kulüpleri zor duruma da sokuyor bazı şeyler Mesela... Ya en azından ayın 8'ine kadar yani Türkiye Ligi'nin listesi onun da verilecek. Onuna kadar bırakın be kardeşim kulüpler 17, 18, 20 yabancı lan olur olmaz. Sonunda de ki kardeşim onun da bana 14 yabancı yazmak zorundasın. Biz sana yine 14 yabancı yazalım. Şimdi sen bize diyorsun ki sen birini göndermezsen ben Morutan'ın lisansını çıkarmam. Yani böyle basit şeylerle e, e, komuta edilmez. E, Fatih Hoca'nın da açıklamalarını paylaştık değerli izleyenler. Uğur Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Konuyla şey, Galatasaray Renders maçı ile alakalı olarak. Galatasaray Renders. Şeye geçeceğim Trabzon'a geçeceğim de o yüzden. Roma Trabzon. Galatasaray Renders maçıyla beraber bir Danimarka temsilcisini daha saf dışı bırakmış olduk. Danimarka'da bizim hani aşağıdan tehdit edebilecek ülkelerden bir tanesiydi ki şu an Avrupa Kupası'na veda eden ya veda etmedi doğru Renders konferansı yine devam ediyor. Ama en azından hani biz buradan puanları toplamış olduk. Danimarka'da bizim aşağıdan tehdit edebilecek rakiplerimizden biriydi. Pekala. O zaman e, Roma Trabzonspor karşılaşması değerli izleyenler Roma 3-0'lık net bir skorla kazandı. Gazete foto maçta bunu Trabzon lige döndü başlığıyla bu durumu okuyucusuna aktarmış. Roma'da biz yandık diyor. Roma'ya deplasmanda da yenildi Avrupa'ya veda etti. Güçlü rakibine diş geçiremeyen fırtına Cristante Zaniolo ve El Şarabi'ye engel olamadı ve konferans ligine havlu attı. Hatırlayacaksınız değerli izleyenler dün konuşmuştuk ve ilk Roma maçından sonra da konuşmuştuk Trabzonspor oyunu bırakmıyor ancak Trabzonspor çok basit goller yedi diye. Dün akşam da bu durum değişmedi. E, Fanatik gazetesi de bu konuyu başlığa çıkarmış. Abdullah Hoca'nın çalıştığımız yerden yedik sözlerini başlıkta görmüş. Abdullah Avcı, iki maçta da oyunu kaybetmedik ancak yediğimiz goller bizi üzdü. Çalıştığımız yerden yedik, beş değişikliğin dördü sakatlıklara bağlı şanssızlıklar yaşadık dedi. Trabzonspor'un hocası her şeye rağmen ikinci yarının başında bir gol atsak farklı olabilirdi yorumunu yaptı. E, i̇lk maçtan daha... Trabzon'un ya da Roma'nın daha baskın olduğunu söylemek lazım. İlk maça oranla dün akşam Roma daha etkiliydi. E, gole daha yakın ya da nasıl diyelim sahadaki hakimiyete daha yakın bir oyun sergiledi. Hani şeye bakacak olsan daha pozisyonlara ya da notlara bakacak olsan maviler Roma, siyahlar Trabzon. Benim yazdıklarım hani kaç satır Trabzon'dan 2-3 satır olmuş. Geri kalanı Roma ve ondan da çıkarıma bakıyorum. Dediğin gibi üstün olan taraf ilk maça göre Roma daha üstündü daha fazla üstünlük kurmuş. Tur şansı çok yüksek değildi. E, Trabzonspor'a teşekkür ederiz. Molde'yi saftışı bıraktı. Bir Norveç temsilcisini. Roma karşısında onurlu bir 180 dakika oynadı. Abdullah Hoca biraz kadroyu döndürmek durumunda kaldı. Siyo ön libero'da kullandı. Dün bunu konuşmuştuk. Tek ön libero stratesinden vazgeçmedi. Evet. Bu önemli. Hamşik ve Bakasetas'ı yine 11'de değerlendirdi. Erken sakatlı var Cornelius'un. Hani biraz santriforları döndüreyim dedi. Cornelius 20. dakikada sakatlandı. O da talihsizlik umarız Rakibi gelecek sezon ciddi, evet. Gelecek sezon Türkiye'yi çok daha iyi temsil edecektir. Bu yapılanmanın meyvelerini gelecek sezonda toplayacaktır Trabzonspor. Roma ilk maçta başta Vakayem olmak üzere biraz daha tedbir almış oyuncularımıza. E, Marek atmış 62. dakikada ceza sahasında ki arkada bomboş kaldı. E, şeyin Galatasaray e, Fenerbahçe'ye attığı ikinci gol gibi ceza sahasında sağ içte bomboş kaldı. Çok da güzel vurdu. Hem zaman buldu hem alan buldu. Çok da güzel vurdu. Orada da kalecinin e, güzel bir kurtarış yaptığını söylememiz lazım. Yediği goller konusundaysa yani hakikaten e, o bir top kaybı sol çizgide kendi yarı sahamızda. Evet. Bruno Perez, Bakasetas bir top kaybı. iki pasta sağ indiler ceza sahası dışından şut. E, kötü bir gol Oğucan oldu. Oğuzcan da talihsiz. Evet. En kısa sürede toparlar umarım milli kalecimiz. Siop'u kapatmaya çalıştı ama olmadı. Belki hani Uğurcan'ın da önü kapalı mıydı acaba diye düşündüm de. Yani olarak söyleyeyim. uzaktı mesafe. Yani olarak sanki kurtarılabilir evet. miydi insan bir düşündü. İkinci golde Zaniolo'nun golü yine tıpkı e, Trabzon'da attıkları gol gibi hızlı bir çıkış. Kötü. E, üçüncü golde düne, e, biz sen de programdan önce hangi şeyi seyretmiştik? Maçı seyretmiştik. Böyle böyle bir bu El şerabinin golü. Ha, Sivas Spor'un yediği golle benzetiyoruz. Şerabi de çünkü 3 tane Trabzon'da oyuncu karşısındaydı. Edgar, Pereira, üçüncüsü kimdi? E, neyse hatırlayamadım. 3 tane, 3 kişinin arasından attı golü. 3. gol de hakikaten bir acayip goldü. Abdullah Hoca'nın söylediği kadar oldu. Maalesef kötü goller yedik şeklinde. Bir sonraki sayfamız. Pardon şurada şey de okuyayım çok özür dilerim. E, şey e, Romanın hocası Jose Mourinho da diyor ki Trabzonspor burada olmamalı. Rakibimiz her iki maçta da iyi oynadı ama turu geçen taraf biz olduk. Doğruları yaptık. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Kalecimiz Patricio kritik anlarda geçit vermedi. Bizim adımıza mutlu bir akşamdı. Trabzonspor gibi bir takım bu turnuvada olmamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Sözleri aktarılmış. Fanatik gazetesine gidiyoruz. Dün gece yine sahaya çıkan bir diğer temsilcimiz Sivas Spor Kopenhag deplasmanındaydı. Açıkçası hiç beklemediğimiz bir e, sürpriz skor olduğunu söyleyebiliriz herhalde. 5-0 yenildi temsilcimiz. Sivas'tan kötü veda. İyi dolar 2-1 yenildiği Kopenhag'da deplasmanda da diş geçiremedi. 5-0'la boyun eğdi. Kırmızı Beyazların Avrupa serüveni erken sona erdi. Rıza Çalınbay'ın takımı yine geçen sezondan bu yana ülke puanına yaptığı 1500 puanlık katkıyla alkışı hak etti. Yiğido'da önemli eksikler vardı demiş gazete. Stoperlerin hepsi öncelikle eksikti. En önemli konu o. Hangisi? Sivas Tüm stoperleri eksikti. Apindangoy, Kamara, Gutas ve Caner. Evet. Dört stoperi dördünlerine fayda anlamadı. Orta savuncusu Koray Solbek Uğur'u da savunmanın göbeğinde değerlendirmek evet. durumunda kaldı ki ikinci yarıda da Zaten değişiyor. kötü goller biraz da hani savunma uyumsuzluğu. Rıza Hoca da maç sonunda çok eksik bir kadroya Danimarka'ya geldiklerinde vurgu yaptı. Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Buraya tam kadro gelebilseydik her şey çok daha farklı olabilirdi. Üzgünüz devam etmeyi çok istiyorduk ama olmadı artık lige odaklanacağız değerlendirmesini yaptı. İlk gol duran toptan geldi ceza sahasına bir kafa vuruşu. ikinci gol driblingle az önce bahsettiğimiz Zaniolo'nun şey, El Şerabi'nin Trabzonspor'a karşı bulduğu gol gibi bir goldü. Soldan ceza sahasına girdi. E, oyuncular arasından vuruşu yaptı. Ee, Dribblingle, pasla, organizasyonla, akan oyunda, duran topta her türlü gol buldu. Yani, şeye yapabileceğim bir sıfatla belirleyebileceğin, tabir edebileceğin her türlü şekilde golü buldu. Kopenhag geçen sezon bu turnuvanın zaten çeyrek fenaline kalmıştı. Kopenhag zaten bu turnuvanın güçlü e, takımlarından bir tanesi. Sivas Poruşun çok zor bir kurraydı. Başından itibaren onlara da teşekkür ederiz. Türkiye'yi çok iyi temsil ettiler bu sezon. Umarım onlar da gelecek sezon çok daha iyi temsil ederler. Çünkü bir sürekli bir alışkanlık kazanıyorlar geçen yıl ve bu yılla. İzleyicimiz Mustafa Bey der ki Omonia ve Slavia Prag'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle Güney Kıbrıs ve Çekya'ya karşı avantaj sağlamış olabilir miyiz? Tam üstümüzdeki takımlar doğru ülkeler. Ee, Güney Kıbrıs'ın iki takımı kaldı bu iyi. Hırvatistan'da bir takımı kaldı. İlk 15'e girmek için çünkü onları sollamamız gerekiyor. Çekler de altımızda kalmış oldu ufak bir farkla. Özellikle Hırvatların bir temsilcisinin kalması çok sevindirici. Bizim 3 temsilcimiz varken hatta İsviçre'nin de temsilcisi kaldı. Bunlar üzerimizdeki 3 ülke. Güney Kıbrıs 2, Hırvatistan 1, İsviçre'nin 2 temsilcisi kaldı. Yani bunları geçersek 14. basamağa çıkmış olacağız ve Avrupa'ya 5 takım göndermeye devam edeceğiz. Tabii ki izleyicimizin de altın çizdiği gibi iyi oldu. Ee, Mehmet Bey yazıyor bu sefer Mehmet Demir demiş ki lige odaklanmak için Avrupa'dan elenmeyi isteyen taraftarın sayısı az değil. Kendi içimizdeki rekabet bizi daha mutlu ediyor. Bu düşünce yapısını nasıl değiştirebiliriz? Hemen Uğur Bey'e bırakmadan sözü şöyle söyleyeyim. Mehmet Bey önümüzdeki sene Türkiye Sportoto Süper Liginin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ve ön eleme oynayacak. Dolayısıyla dolayısıyla Avrupa'da büyük de olsa küçük de olsa Konferans Ligi Avrupa Ligi her neyse o sıralamanın içerisinde kalabilmek, daha fazla para, daha fazla ülke puanı, daha fazla kulüp puanı. Daha demek. iyi oyuncular gelecek. Avrupa'dan elenmek, e, Avrupa'dan elenelim, lige odaklanalım. Hangisi teraziyi e, tarttığın zaman, kefeye koyduğun zaman hangisi daha ağır basıyor? Artık varın siz düşünün. Sırada anlaşacaksınız. Galatasaray'a Drogba'lar, Snyder'lar, Beşiktaş'a Alex Teş Teşera'lar. Bu bakış açısı değişmeli değil, bu bakış açısı çarpık zaten. Tesadüf mü şampiyonlar ligi sezonlarında geliyor. geliyor olması? Alex Teixeira ve Batu bu sezon 15'te şampiyonlar olmasaydı acaba gelirler miydi? Tercih ederler miydi? Gelmezler. O zaman daha vasat oyunculara, daha sıradan oyunculara mahkum olacaksın. O zaman son derece sıradan bir ligi izlemiş olacaksın. Galatasaray, Drogba'nın, Snyder'ın şampiyonlar sezonunda gelmeleri tesadüf mü? Eğer bu mantaliteyle hareket edersek o zaman son derece sıradan bir ligimiz olur. Konferans ligi demeden, Avrupa ligi demeden, şampiyonlar ligi demeden çünkü her yerde kazanılan puanlar eşit. Konferans Ligi'nde de galibiyet başına aynı puan alıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyet başına aynı puan alıyorsun ve hatta burada e, Konferans Ligi Avrupa Ligi yapabileceğimizin en iyisini yapıp kazanabileceğimizin en fazlasını kazanıp hep bu mücadele çünkü diğer takımlar, değerli izleyenler, diğer takımlar bu şeyin gediklisi olan Avrupa Ligi'nin Konferans Ligi'ne şimdi artık oraya kaydı bir kısmı. Birazdan konuşacağız. Bu takımlar boşuna vermiyor bu mücadeleyi. Hep aynı seviyelerde olup gıdım gıdım üstüne koyarak milim milim üstüne koyarak yukarıya çıkıyorlar. Kesinlikle. Yani biz lige odaklanalım, o zaman kendi içimizde oynayan bir lig oluruz yani. E, Roman'ın ligi öyle daha yapalım. güçlü bir lig, daha Hiç değerli bir lig, yani daha fazla ödülü var. Roman'ın ligi öyle değil mi? Daha güçlü bir lig değil Doğru. mi? ya yani? Şimdi Serie A şampiyonluğu mu daha değerli, Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu mu tartışılır. Yani onlara sorsan İtalya Serie A şampiyonu tercih edebilir ama gruplara kaldılar. Yani Tottenham da aynı şekilde e, bu, bu kupada mücadele ediyor ve devam ediyor. Yani... Çünkü uluslararası araya da olman, uluslararası oyuncu çekmen anlamına geliyor. Masaya daha güçlü olman, daha fazla gelir elde etmen, daha muhtever olman. Bir defa itibar yönetimi açısından doğru değil yani, sadece maddi değil manevi boyut da var işte. Madem Kur'a'ya geldi ya da e, Avrupa kupalarına geldi söz hemen e, Fanatik gazetesine gidelim. E, hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı tebrik edelim. Başarılar başarılar dileyelim. Gruplarda Trabzonspor ve Sivasa'da e, önümüzdeki sezonlar için mücadelelerinden dolayı tebrik edip önümüzdeki sezon için, sezonlar için başarılar dileyelim. E, Fanatik gazetesinin başlığı e, tam Kartal'ın istediği gibi. Dünkü Şampiyonlar Ligi kurasından Beşiktaş C grubunda yer alacak. Aslında tam böyle Kartal'ın istediği gibi derken bir G grubu olsa daha iyi olmaz mıydı? Evet orası açık. Orası daha iyiydi. Bak bir izleyicimiz yazmış galiba. Bakalım ne yazmış izleyicimiz. Geliyor mu? Sanki biz çünkü e, iz, izleyicimiz Yaşar Bey diyor ki Beşiktaş G grubuna düşseydi sanki şansı biraz daha fazla olabilirdi diyebilir miyiz? E, Uğur Bey dün akşam mesaj attı. E, G grubunda Lil, Seviye, Salzburg. Senin grup oldu diyor. Dördüncü torbadan gelecek takımı bekliyoruz diye. Be baktık, izledik vesaire. Beşiktaş C grubu Dün tam düştüm. onu söylemiştin ya. Evet. Pamkurdunuz şey oldu. Neredeyse oluyordu yani. Beşiktaş olsa dedin. Üçü geldi G grubuna. <laughs> Allah dedik Beşiktaş gelecek mi oraya olmadı. C grubunda Sporting, Dortmund Ajax ve temsilcimiz Beşiktaş var. Ee, kolay bir grup değil. Ama ne bileyim yani Manchester City ile Paris Saint Germain'le, Liverpool'la, Bayern Münih'le falan Juventus da vesaire eşleşmekten çok daha çok iyi olduğunu söylememiz lazım. Galaktik takımlar yok. Evet birinci torbadan Sporting geldi. Yani gelebilecek Lille beraber en iyi opsiyonlardan biri de Sporting'ti. Portekiz şampiyon olduğu için orada çünkü. Galaktik bir takım yok işte Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, Daha sonra Paris Saint-Germain, Manchester United. Grupların geneline baktığımızda ama böyle hani eskiden ölüm grubu denirdi ya 3 tane 4 tane büyük takım vesaire galaktik takım. Bu sene daha dengeli bir dağılım olmuş. Evet. 2 şer tane var. Bir şey var. Manchester City Paris'in olduğu grup var. Bir de Barcelona Bayern'in olduğu grup var. A grubu hepsi Oralar gelecek heyecan şimdi verici. ekrana. A grubu zaten geçen seneki Başakşehir'in grubuna benziyor. Başakşehir'in grubu grubuydu ya. Bir tek City yerine United değiştir orada. Başakşehir'in grubu buydu. Buruk yerine de Başakşehir vardı. Evet. B grubunda Atletico Madrid, Liverpool, Porto ve Milan oynayacak. C grubunda temsilcimiz Beşiktaş'ın da bulunduğu grupta Sporting Dortmund Ajax var. D grubu Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Şerif. Yine görece. Geçen sene de beraber olan yine 3 takım. Inter, Real, Shakhtar aynı gruptalardı. 4. takım Gladbach'tı. Bu kez Şerif geldi. E grubunda Kiev demiş midir arkadaş? Nasıl iştir bu diye. Bayern Münih, Barcelona, Benfica ve Dinamo Kiev diye. Yine geçen sezon Barcelona ve Juventus ile çekti Şanssız. Dinamo, Dinamo Kiev, Rucheskon Dinamo Kiev'i. Bir de olağanüstü Covid vakalarıyla savaşmışlar. Çok genç takımlarla maçlara çıkmışlar ama çok etkileyici performans göstermişlerdi. Yine Rucheskon Dinamo Kiev'inden ben bu grupta enteresan performanslar bekliyorum. F grubunda değerli izleyenler Villarreal, Manchester United, Atalanta ve Young Boys var. Demin de konuştuk. G grubunda Lille, Sevilla, Salzburg ve Wolfsburg güç dengesinin nispeten biraz daha dengeli dağıldığı Evet, bir grup burası. Kesinlikle. Son olarak da H grubunda maşallah Chelsea, Juventus, Zenit ve Malmö var. Burası da hiç fena değil. Bizim grubumuza bakacak olursak, Ruhrbe, Sporting, Dortmund ve Ajax dediğimiz gibi kolay değil ama hani bir galaktik takım yok. Nasıl bakalım? Sporting Lisbon gruba. bu sezon Portekiz futbolunun olağanüstü çıkış yapan genç tek direktörle Ruben Amorim'le Benfica'yı ve Porto'yu daha düşük bütçeyle şaşırtan tabii e, Pedro Gonçalves ona pot ediyorlar galiba takma adı pote ama uluslararası kamuoyunu Pedro Gonçalves olarak dönüyor. Onun da müthiş çıkışı 23 yaşındaki ofansif orta sahnesi. Geçen sene galiba gol kral olarak dağılmadı ligi. Bu sezon da süper açtı. Onun da çıkışıyla çok dikkat çekici. Üçlü savunma oynuyorlar onlarda. 3 4 2 1 oynuyorlar Fenerbahçe gibi. Yani taktiksel olarak zor maçlar olacak Sporting takımına karşı gerçekten özel hazırlık yapmak gerektiği düşünüyorum. Borussia Dortmund Haaland'ı şu ana kadar satmadı. Satmayacak gibi görünüyor açıklamaları. Bu sezon markette değerlendirmeyeceğiz yönünde. Ama belli olmaz da diyebilir miyiz? Tabii. Yani bu işlerde son dakika transferin son gün son dakika sakar beklemek lazım ki hani Manchester City Eriksen'i alamadı. Ronaldo ile ilgilendi. Son anda neden olmasın bir santrifo arayışı söz konusu olabilir. en güçlü aday orada Manchester United ve Manchester City'nin santrifo arayışları var. Dortmund bu halde tabii ki çok ciddi bir tehdit Haaland'ın Dortmund'u. Ajax yani müthiş bir organizasyon takımı. Topa sahip olmayı seviyorlar. Rakip yer alanda oynamayı seviyorlar. Ama çok da kolay pozisyon verebiliyorlar. Geçen sene hatırlayın Lille eşleşmesinde Ajax'ın düştüğü durumları. Hiç beklenmedik. Çok kolay goller yemişlerdi. Deneysel bir grup diyebilirim bu grup için. Eksperimental bir grup olacak. Dört tane proje takımı var. Sporting'de proje, Dortmund'da proje, Ajax'da proje, Beşiktaş'ta proje. Dördü de iyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış ve uzun vadede başarılı olacaklarına inandığımız projeler. Genç teknik adamları var. Etkili deneysel maçlar olacak. Var. Rakip analizini çok üst düzeyde yapmak lazım. Yani Sporting'e karşılaşacağın zaman Sporting'e iyi çalışman lazım. Üçlü savunma. Pedro Gonçalves Santifu arkası çok enteresan. Ayaksa oynarken Ayaksa farklı çalışman lazım. Neredeyse klasik bir Santifu olan Onman oynuyorlar çoğu maçı ve çok kalabalık geliyorlar. E Dortmund'la oynarken başka türlü bir çalışma yapman lazım. Sergen Yalçı'nın ustalık sezonu olacak. Yani çıraklık ve kalfalık sezonlarının dönemlerini yaşadı. Bakalım bu sezon ustalık sezonunda nasıl performans verecek? başarılar dileyelim Beşiktaş'a da Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ee, değerli izleyenler bir aramız var yine. Ardından da dün Avrupa bu şeyde e, kura çekim e, kura çekimi gecesinde e, Avrupa'da ödüller de dağıtıldı. Futbolcu ödülleri onları da değerlendireceğiz aranın ardından. Değerli izleyenler Avrupa futbolunda 2020 21 sezonunun en iyileri İstanbul'da gerçekleştirilen kura töreniyle birlikte törende belli oldu. Değerli izleyenler Jorginho Chelsea'de UEFA yılın erkek futbolcusu ödülünü kazandı. Bu oylamada Kevin De Bruyne ve N'Golo Kante'yi geçti. Evet. Yılın kadın futbolcusu ödülünü Alexia Putellas aldı Barcelona'dan. Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel erkek takımında ve Barcelona'nın teknik direktörü Luis Cortez'de de kadın e, teknik direktör olarak yılın teknik direktörü ödüllerini kazandılar. Yılın kalecisi Mendy Chelsea'den. O da kalecisi. Savunma oyuncusu Ruben Diaz Manchester City'den. Orta sahada Ngolo Kanté. Şimdi burada bir acaba şey oldu mu? E, çelişki oldu mu diye konuştuk. Uğur Bey'le e, yayın öncesinden hani de Jorginho, Ngolo Kanté beraber yaşlar birisi yılın futbolcusu seçildi, birisi yılın orta saha oyuncusu seçildi. Hani ne bileyim. Jorginho yani, da orta sahibisi, yani değil mi? Acaba evet. mı dedik? Ee, e, Forvet'te Erling Haaland az önce Uğur Bey'in söylediği gibi Erling Haaland seçildi. Simon Kjær, bu arada e, Simon Kajer'de e, ve Danimarka milli takımı sağlık ekibi de UEFA başkanlık ödülüne layık görüldü. Hani Allah korusun geçmiş olsun e, yaşanan hadisenin ardından. Gösterdikleri tepkiyle. Tebrik ederiz Kjær'e ve Danimarka sağlık ekibine. Jorginho tabi bu yılın hem iki büyük UEFA turnuvasını birden kazanan tek oyuncusuydu. Hem İtalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Hem de Chelsea ile şampiyonlar şampiyonu oldu. Otomatik olarak bir bakıma bu, ödül ödülü almış oldu. Yani yoksa Kevin De Bruyne'nin sezon içindeki istatistik katkısı belki daha yüksekti. İki büyük turnuvada da ama burada bir teamül aslında devreye giriyor. Yani Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonu sezonlarında hem Dünya Kupası'nı hem Avrupa Şampiyonası'nı ya da ve şampiyonlarını kazanan bir oyuncu varsa genelde ona veriliyor ödül. Jorginho o teamül devreye girdi ve o şekilde kazandı. Tuhel de benzer şekilde. Sonuçta bu UEFA'nın ödülleri. Sadece UEFA turnuva dikkate alınıyor. E Tuhel de UEFA'nın en büyük kulüp turnuvasının kazananın hocası olduğu için ödülü aldı. Mendy ve Kantele de benzer bir duygu devreye giriyor. Şampiyonlar ki şampiyonlar. Tebrik ederiz hepsini. Şampiyonlar Ligi'nde ödüller böyleydi. Bugün UEFA Avrupa Ligi kuralları da UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuralları da çekecek. <laughs> Saat 13'te başlayacak. E, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. E, Fenerbahçe 3. torbadan Galatasaray'da 4. torbadan kuraya katılacak. Şimdiden e, şans yanlarında olsun kura şansı. 1. torbada Lyon, Napoli, Leverkusen, Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco ve Braga var. İkinci torbada Celtic, Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester, Rangers, Lokomotiv, Genk ve PSV var. 3. torbada Marsilya, Ludogorets, West Ham, Sosyalat, Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova ve Spartak Prag var. Sparta Prag var. Dördüncü torbada Galatasaray, Lechia Warszawa, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp ve Rapid Wien kuraya girecek. Bir şey yapma şansımız var mı? Çok kalabalık olur ama değil mi? 8'er takım. Gruplar mı? Bir kura. Ya tabii 3 bir, üçüncü ve torba. dördüncü torbada olmamız üzücü. Evet. Çünkü biz bu turnuvada birinci, ikinci torbayı gördük temsilcilerimizle. Şu an Fenerbahçe'nin 19.5, Galatasaray'ın 17 puan olması üzücü. Umarım bu geçici bir dönemdir. Tekrar temsilcilerimizi birinci, ikinci torbada görürüz. Yani biz o birinci torbada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın olduğu dönemleri gördük Avrupa Ligi'nde. Ama bu sezondan başlayarak, umarım bu gruplardan çıkarak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikisinde gruplardan çıkacağına inanıyorum puantajlarınızı, kulüp puantajlarını yükselteceğizdir. Birinci torbadan Zagreb, ikinci torbadan Kızıl Yıldız doğru olabilir evet. gibi opsiyonlarla devam edebilirsek hala şey gibi Türk gibi düşünmeye devam ediyoruz değil mi? Ama bu şansa da ihtiyacımız var. Her takımın ihtiyacı var bu şansa da. Onu da azımsamayalım. O takımların da orada olma nedeni ama son yıllardaki başarıları. Kesinlikle. Şimdi gelelim efendim diğer başlıklara. Dün bayağı bir çalkalandı ortalık. Başlığımız şu Hürriyet Gazetesi. Messi gelmedi Ronaldo'yu alıyorlar. Bir kısım çok mutlu olurken bir kısım da biraz Uyumsuz da bulanlar var evet. evet. Manchester City bir türlü alamadığı Arjantinli yıldızın ezeli rakibini transfer ediyor. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 2 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Ronaldo'yu göndermek isteyen Juventus. Bunu da ne kadar açık ifade edebilirler bilmiyorum ama Juventus herhalde hani biz deriz ya bir şey olursa kurban keseceğim falan diye. Yani neredeyse o noktaya geldiler galiba her şeyiyle, mevkisiyle bunu hissettiriyorlar. Ronaldo'yu göndermek isteyen Juventus City'den 30 milyon euro bonservis bedeli istedi. İngiliz ekibi ise bonservisi para vermeden almayı planlıyor İspanyol basınına göre. City Ronaldo'yu yıllık 15 milyon euroya ikna etti. Yani Cristiano Ronaldo daha aldığı paranın neredeyse yarısını alacak ve bana kalırsa bir bonservis olmadan da City'nin planladığı gibi Ronaldo eğer hakikaten almak istiyorsa o transfer olacaktır gibi görünüyor ama şu ana kadar bir şey yok. Yok, resmi, resmi bir şey yok. yok. Independent şartlarda anlaşıldığını söylüyor Jorge Mendez ile City cephesinin ama independent iddiası. Tabi Manchester City bu sezon bütün planlarını Harry Kane'i transfer etme üzerine yapmıştı. Harry Kane'i transfer edeceğini düşündüğü için Agüero ile kontrat yenilemedi ve teşekkür etti. Messi'yi istemedi. Pep Guardiola'nın planları içinde Harry Kane vardı uzun vadeli santrifi olarak. Harry Kane'i almak vardı. Haaland yarışından çıktı. Harry Kane geleceği için. Derken günün sonunda Harry kalacağına kalacağını açıkladı. Rakamda anlaşılamadı bir türlü. 150 milyona kadar çıktı söyleniyor City'nin ama Daniel Levy kabul etmedi. Ve şimdi pişmandır acaba Agüero ile kontrat yenilemeyip, Messi istemeyip, Haaland yarışından çıkıp sonunda Cristiano'ya kalmak Pepi çok memnun etmemiştir. Ama çok da kötü değil ya. Şimdi bak o zaman dur. E, Daily Mail gazetesi gelsin ekrana. Garip gözükse de Ronaldo ve City mükemmel bir uyum yakalayabilir demiş ve şeye Manchester'a hoş geldin. Mavi fonda Manchester'a hoş geldin diye e, yazmış. Yani bir uyum yakalayabilirler gerçekten. Garip gözükse de kısmına katılıyorum. <laughs> %50 aynı fikirdeyim bu başlıkla ama Ronaldo çok baskın bir karakter. Hem sağ dışı hem sağ içi. Mourinho geçtiğimiz günlerde güzel bir benzetme yapmıştı. Juventus bir nükleer silah transfer etti. Nükleer füze transfer etti ve nasıl kullanacağını bilmiyor. Hala bilmiyor. 3 yıl geçti. Hala bilmiyor dedi. Gerçekten de Cristiano Ronaldo varsa takımınızın içinde ona uygun unik sadece Ronaldo'yu oyan bir kullanma biçiminiz var. Yani takımın her anlamda ilginin ona döneceğini, sağ iç ve sağ dışı bilmeniz lazım ki Manchester City de bu tarz oyuncu transfer etmedi. Manchester City'nin şu ana kadar bak bu kadar para harcıyor diyoruz. Dünyanın en fazla para harcayan takımı diyoruz. En pahalı transferi kim biliyor musun? Jack Grealish. Öyle. 100 milyonluk tek transferi Grealish. Jack Grealish'ten sonra yaptığı en büyük harcama 65 milyon. Ruben Diaz'a. ya yani Manchester City öyle Paris Saint Germain'in yaptığı gibi 180'e Mbappe, 220'ye Neymar falan bu tarz transfer yapmadı. Çok transfer yaptı, çok para harcadı ama galaktik transfer yapmadı. Manchester City'de genelde herkesin eşit olduğu bir ortam oluştu. Mesela süperstarı Manchester City'nin Neymar'ı yok. Manchester City'nin Messi'si yok, Mbappe'si yok, Zlatan'ı yok. Ve bu tarz oyuncular da gitmedi Guardiola, tercih etmiyor. Takımın en büyük yıldızı Guardiola Manchester City'de. O yüzden Ronaldo transferini yapacaklarına ben ihtimal vermiyorum. Bak şu an herkes transfer bitti derken garip bir şey söyleyeceğim. Ya belki de çıkacağım. Ama bak haberi dur söyleme. Haberin içerisinde bak şurada görüyor musun ilk paragrafta ne yazmış? Hala acaba alacak mı Manchester City diyor ama e, şeyde artık transferde çok geç kalmış ve bir golcü arayan takım için Ortada olan, henüz karar vermemiş olan Ronaldo, ne demiş bak, e, make perfect sense diyor. yani Ona göre ama, Ian Lay demene göre olacak demiyor, sense. olabilir diyor. Anladım. Bana pek o o, o kavramları kullandırtmıyor. Çok bu uzak ihtimal. bir ihtimal değil, ya uzak ben. bir ihtimal değil evet. Yani City, çünkü dediğim gibi, bir yani. sürü oyuncuyu almadı, alamadı ve sonunda belki çaresizlikten son dakikada Ronaldo'yu Santrifor rolü için çünkü Santrifor rolünde Gabriel Jesus dışında klasik bir Santrifor yok. Ferran'ı ve Sterling'i orada kullanabiliyor ama bütün bir sezonu 3 cepheyi o şekilde götüremezsiniz. Agüero'yu gönderdi. Şimdi bir tek Gabriel Jesus kaldı. Klasik Santrifor. Anlıyorum. Mantığını anlıyorum. Ian Leidemann'in. Ama bundan daha önemli bir şey var Manchester City'de. Tüm bu teknik analizden daha önemli bir şey var. Manchester City'nin süperstarı Guardiola. Bunu unutmamak lazım. Manchester City hiçbir zaman çok parası olmasına rağmen galaktik transfer yapmadı. Ronaldo'yu, Messi'yi, Zlatan İbrahimovic'i, Neymar'ı, Mbappe'yi, bunlara aday oldu mu? Bunları almak ister mi City? Orada bir ma başka mantı var, Guardiola'nın başka bir matematiği var. O yüzden Cristiano Ronaldo benim gözlemlediğim City profiline uymuyor. Bu argümana hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Bu teze anti tezi üretebilecek bir şey söyleyecek bir şey yok haklısın. Ama yapabilirler bu transferde yani. Oyun anlamında çok ters düşeceğini zannetmiyorum. yani burada yazıldığı çizildiği gibi e, ee, dediğim başka bir şey zaten. Guardian gazetesi Manchester'a mı dönüyor? City kararsız Ronaldo'nun üzerine atladı diye yazmış İngiltere'den yine. Peki İtalya'da ha bu arada Manchester'a mı dönüyor derken e, Manchester City, Manchester United'da da çok ciddi bir reaksiyon taraftarda çok ciddi bir reaksiyon oluşmuş durumda. Aynen öyle. Onun da altını çizelim. Ole de galiba görüş beğenmiş. Yani olmamalı böyle diye. United e efsaneleri öyle su evet City'ye gitmemeli öyle. diyorlar. İtalya'da durum ne? La Gazzetta Delle Sport Cristiano Ronaldo güle güle <laughs> yazmış. Onlar daha mutlu. Yani hadi abi diyor. Hadi İtalya abi. medyası daha sıcak bakıyor bu işe. Hadi abi diyor. Tevez daha önce United'dan ayrılmak istemişti. Yani Manchester havası çok puslu, çok yağmurlu diye bir hafta sonra City'ye gitmişti. <laughs> Böyle bir aralarında transfer söz konusu olmuştu. İspanya'da gündem biraz daha farklı değerli izleyenler. Marka gazetesinden geliyor ekrana. 170 artı 10 milyon euro tam anlamıyla Mbappe yazmışlar. Evet. Mbappe Real Madrid'de marka gazetesine göre transfer bit bitmiş öyle bir ifade. Anlaşmanın şartı da bu diyor. Ya Paris cephesi Mbappe ile ilgili artık satılamaz değil. Satılabilir ama bizim istediğimiz rakam karşılanırsa satılabilir stratejisine geçti. O zaman L'Equipe de gelsin ekrana. Tabii. Fransa'dan L'Equipe gazetesinin başlığı. Aynı Uğur Meleken'in söylediği gibi Paris Mbappe'yi serbest bırakmaya hazır. Yani şartlarda anlaştık gibi mi okumak lazım? Hayır hayır şartlarda anlaşmadılar ama serbest bırakmaya hazırız. Eğer bizim koşullarımızı Hı. sağlarsanız bizim istediğimiz rakamı verirseniz tamam Mbappe de bu kadar istiyorsa Real Madrid'e gitmeyi onun önünü kesmeyiz diyor ama anladığım kadarıyla Paris Saint-Germain'in isteği bir defa Mbappe harcadığı paradan daha fazlası. Çünkü 180 milyon euroya aldılar. İkincisi de transfer rekorunu da galiba kırmak istiyorlar. Neymar'a verdikleri 222'den daha fazlasını veya o seviyeyi Mbappe'den almak istiyorlar. 215 deniyor, 225 deniyor çeşitli yayın organlarında. Sanırım istedikleri rakam o. Real Madrid önce 160 teklif etti. Bugün itibariyle ikinci teklif 180 olduğu yazıyor uluslararası medyada. Ama Paris'in talebi anladığım kadarıyla 200'ün üzeri. Real Madrid bunu karşılar mı? Karşılamak ister mi? Bu rakamlar doğru mu? Tabii bunları resmi olarak teyit etmek mümkün değil. Ama biliyoruz ki Real Madrid son iki yıldır transfere para harcamıyor. Eldeki oyuncuları markette değerlendiriyor. İşte hakimiler, regionlar, ödegardlar birçok oyuncuyu markette paraya çevirdi likiditesini artırdı ve bu parayı Mbappe ya da Haaland'da kullanmaya kararlıydı. Ee, bu kadar Real Madrid'in küçülmesinde para harcamamasında bir numaralı sebep Mbappe'nin Madrid'e gelme ihtimaliydi. O da anladığım kadarıyla sıcak bakıyor. Kontratını uzatmadı. Zidane'la hep temas halinde olduğu söyleniyordu. Artık Real Madrid'de Zidane yok ama hep o yazılıyordu. Bugün itibariyle daha olası görünüyor bu transfer. Fazla da bir vakit kalmadı. Önümüzdeki hafta transfer yaz transfer dönemi tamamlanmış olacak Ağustos ayı ile birlikte ee, Pazartesi ayın 30'u Salı 31'i Çarşamba 1'i değil mi? 1 Eylül Çarşamba mı oluyor? Galiba öyle evet. Çarşamba yani elbet de bir şey kalmadı şu birkaç önümüzdeki birkaç günde netleşecektir ee, gene bu e, konular değerli izleyenler. Malum Avrupa'yı konuştuk, Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk, Avrupa Ligi'ni konuştuk. Bizim içeride Sport Auto Süper Lig'de 3. haftada bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Peki acaba bu haftanın maç programı neymiş hemen getirelim ekranlarınıza. Bugün saat 20.30'da Fraport Avantalya Spor Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ardından saat 21.45'te Adana Demirspor'un rakibi İttifak Holding Konyaspor bugünü bu iki maçla tamamlayacağız. Yarın yani cumartesi günü saat 19.15'te iki karşılaşma var. Medipol, Başakşehir, Yukatel, Kayseri Spor'la oynayacak. Saat 19.15'te yine Özgür Kablo, Yeni Malatya Spor, Gaziantep'i konuk edecek. Cumartesi günü saat 21.45'te, önümüzdeki hafta milli maç arası biliyorsunuz. onda O hafta sonu maç yok. Dolayısıyla bu hafta biraz e, çifter çiftler ol, olmuş. 21.45'te Beşiktaş, e, Baba Babakars, Fatih Karagümrüklü oynayacak ki... ...istatistiki anlamda hafta içinde de konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Beşiktaş'ın istatistiklerini e, rakip anlamında da ölçebileceğimiz... ...daha iyi e, belki analiz edebileceğimiz bir karşılaşma. O açıdan da dikkatle izleyeceğiz. Aynı saatte Atakaş Atay Spor aytemiz Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Pazar günü 19.15'te yine iki maç var. Kasımpaşa'nın rakip rakibi Galatasaray. Aynı saatte Demir Grup Sivas Sporu Göztepe oynayacak ve pazar gününü ve aynı zamanda 3. haftayı 21.45'te oynanacak. iki maçla tamamlayacağız. Haftanın maçı olmaya aday karşılaşma herhalde Altay Fenerbahçe diyebiliriz. Kesin. Bir aynı saatte GZT Giresun Spor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Orada da bir Karadeniz derbisi olacak. Güzel maçlar var kritik Harika maçlar bir var. Evet. 1 4 7 Eylül'de de milli maçlar var. Milli maç öncesi son viraj. Ondan sonra e, takımlar bir e, hafta yani bir, bir maç haftası şey yapacaklar. E, ara verip Eylül ayında tekrar devam edeceğiz. Eee Uğur Bey süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık çok teşekkürler. Sizin de. Değerli izleyenler hem bugünü hem de haftayı noktalıyoruz kapatıyoruz süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalınız.